Gülendam. Hı? Bir şey diyeceğim ben sana. Kötü bir şey mi oldu? Ne oldu? Ya, yok. O, yani henüz olmadı belki de. Ben bir şey yaptım. Ne yaptın Mert? Ya böyle üstüme vazife olmayan bir şeyi araştırdım gibi oldu. Bir de buldum da araştırdığım şeyi. Mert ne yaptın? Söyler misin? Abin de kızacak diye çok korkuyorum açıkçası ama... Ben Deva'nın yerini buldum. Neden yaptın böyle bir şeyi? Abinin çok iyiliği dokundu bana. Yani evet böyle sert bir adam, durmadan da tersliyor beni falan ama... günün sonunda çok iyiliği dokundu bana. Ailesini aldı benim, baksana. Yani en çok da senin için yaptım tabii Gülendam. Artık üzülme diye. Artık üzülme, olur mu? Şimdi abin üzülecek, abin üzülünce sen üzüleceksin. Benim zaten ödüm kopuyor bir de hastalanacaksın diye üzüntüden. Abin ister diye düşündüm. Ben de buldum Deva'nın adresini işte. Nasıl bir adamsın sen? Her gün şükrediyorum seninle evlendiğim için. Ben de her gün şükrediyorum seninle evli olduğuma. Hadi abime ver adresi. Ya, şey yapma yani, sen kendin bulmuşsun gibi yapalım mı onu? Çünkü ya ters bir şey söyleyecek. Vallahi korkuyorum Gülendam. Söylemez hiçbir şey. Birlikte gidelim o zaman. Hadi. Öyle mi diyorsun? Hadi dinle beni, gel. Abi hayırdır? Çanta hazırlatmışsın, arabayı hazırlatmışsın. Birkaç gün burada olmayacağım Efe. Ben yokken ev sana emanet ha. Nereye gidiyorsun? İşim var. Ne işi? Ha. Anladım. Tamam abi, sen buraları merak etme. Abi. Söyle abi. Mert'in sana söylemek istediği bir şey var. Evet. Ya ben haddim olmaya... Yani Gülendam'a da aynı şekilde söyledim zaten. Haddim olmayarak bir şey yaptım da. Ne yaptın? Üzüldüğünüzü gözlemleyince ben sizin... Avukatım ya ben. Dava dosyalarına baktım. Bu Deva Hanım'ın babasının bir dava dosyası varmış. Oradan hareketle... Yani kısacası Deva'nın yerini... Buldum. Yeniceköy'ün No 6. Evet. Bir dakika, nasıl abi, anlamadım ben şimdi. Yani sen biliyor muydun bunca zamandır Deva'nın yerini? Yine de çaban için sağ ol. Abi ben soracağım ya. Sen madem adresini biliyordun, niye gitmedin? Ben bugüne kadar açılmayacağını bildiğim tek kapıya gittim. O da annemin kapısı. Daha da bana açılmayacak kapıya gitmem artık. Hadi eyvallah. Tamam, çok teşekkür ederim. O zaman ben mülakat tarihi için haber bekliyorum sizden. Tamam, görüşmek üzere. Kimdi o? Başvuru yaptım demiştim ya firmalara. Onlardan dönüş geliyor işte. Mülakat için çağırıyorlar. Ay, sonunda köy hayatına, şehir hayatına geçiş. Yemin ederim beynimin içinde fonda sürekli saz çalıyor ya. Ya böyle tezek kokuları, çan sesleri, ay. Vallahi ben sevdim. Vallahi çok sevdim. Doğal yaşam. Ha. Organik tarım da yapalım istersen. Hadi artık, hadi başlayın, soğutmayın. Bu işten sıyrılamayız diye düşünüyordum ama bakın... Zafer Hanım da Gülcemal de ne kadar uzakta kaldı. Çok şükür. Nereye kızım? Deva ne oldu? Ne arıyorsun sen burada? Nasıl buldun bizi? Konuşmak istiyorum. Benim kızımın seninle konuşacak hiçbir şey yok. Hadi git buradan. Rahat bırak bizi. Konuşacağım. Fesubhanallah, adam laftan da anlamıyor yahu. Bana bak, bana. Babacığım biraz izin verir misin? Ne? Deva? Sen hala ne konuşacaksın bununla? Sen içeri geç, ben geleceğim. Konuşmak mı istiyorsun? Evet, bak eğer konuşabilirsek... Konuşamayız. Sen o hakkı kaybettin. Süren doldu. Benden özür dilemediğin o gün... sen o hakkı kaybettin. Şimdi gidebilirsin. Konuşmadan gitmem. O zaman çok beklersin. Beklerim. Benim zamanım çok. Jandarmayı arıyorum ben. Gerek yok, gidecek. Gitmez o. Gidecek. Sabaha kadar burada bekleyecek değil ya. Vallahi ben de o kadar emin olamıyorum. Arıyorum. Aramasam mı baba ya? Şimdi bu manyak deli ya. Bir şey kurulur, eder, hırs yapar, bizim başımıza bela olur. O yokmuş gibi davranın lütfen. Yemeğimizi yiyelim biz. Babacığım. Yiyecek hal mi bıraktı adamda? Soğutma çorbanı. Çok güzel olmuş, içsene. İçiyorum ben. Abim nerede acaba? Deva'ya mı gitti ki? Bilmiyorum. Ben abimi tanıyorum. Oraya gittiyse eğer... Deva'yla gelecek. İnşallah. Ama bu defa önceki gibi olmayacak. Bu defa Deva bambaşka gelecek bu eve. Abimin başının tacı olarak. Hatta belki onu orada evlenme bile teklif eder. Abim için bu yaptıkların... Teşekkür ederim sana. Abin için yapmadım. Senin için yaptım. Üzülüp de yine hastalanma diye. Annem yüzünden oldu. Bir daha asla görmeyeceğim onu. Lütfen. Bak bebeğe zarar verebilirdin, kendine zarar verebilirdin. Sen bana hiçbir zaman yalan söylemedin. Nereden çıktı ya şimdi bu? En başından beri hep dürüst oldun bana karşı. Böyle biriyim ben. Hiç beceremem yalan söylemeyi, biliyor musun? Ya bir de sen de bana karşı hep öyleydin. Senin bu tavrın da benim bu kadar dürüst bir adam yaptı sana karşı. Ben uyumak istiyorum. Işığı kapatabilir misin? Bu adam neden duvara vuruyor? Kafayı yiyeceğim. Ben buradayım diyor. Seni bırakmadım. Babam da sabaha kadar bir taşla demire vurmuştu ben onun evinde ilk kaldığım gece. Ay ne kadar romantik. Sen de eridin burada. Erimedim tabii ki İpek. He, erimedin. Çık dışarı konuş da şunu gönder. Konuşmayacağım. Deva sabah olacak neredeyse, dışarısı buz gibi. Adam donarak ölecek kapıda, hayır başımıza kalacak. Kocaya hiçbir şey olmaz. Yat. Of. Of. Üf. Bana bak. Hemen çekip gitmezsen jandarmayı arıyorum. Arayıp ne diyeceksin? Yaptığın haneye tecavüze girer. Bahçemdesin. Orası da bana ait. Bin arabana ve dışarı çık. Babası bir dert, kızı bir dert. Ne inat bir aile bunlar. Sen benim aklımı koru. Alo. Bak bunlar çok fena araştırıyorlar beni ha. Bebekliğime kadar iner bunlar. Vallahi benim bulamadığım anamı bile bulurlar ha. Paçaların tutuştu yine. Sakin ol, halledeceğim dedim. Verdim adresi dün akşam Gülcemal'e. İyi. Hemen Deva'yı getirir. Ne yapmış peki? Deva affetmiş mi onu? Orada mı kalmış akşam? Dönüyor mu eve? Sen bana soru sor diye mi aradım ha? Ben başka bir şey soracaktım sana dün, onu unuttum. Onun için arıyorum. Ne soracağım? Ben Gülcemal'e gittiğimde orada bir kadın vardı. Böyle orta yaşlı, güzelce bir kadın. Kim o? Var, evet. Gülcemal'le Gülendam ana diyorlar hatta buna. Gara adı. Gara mı? Ne biçim isim o öyle? Ne bileyim, boşnakmış herhalde. Ha. Nasıl bir kadın? Normal bir kadın işte. Güzel, evet, böyle renkli renkli gözleri var falan. Bayağı da yer edinmiş kendine, böyle normal aileden biri gibi takılıyor da sen neden soruyorsun ki? Emrullah onu İbrahim'le görmüş hastanede de, onun için. Allah Allah. Ne iş olur ya İbrahim babayla onun? Ha bilmiyorum, onu da sen öğreneceksin. Öğrenince ararsın. Size de iyi günler hanımefendiciğim. Umarım harika bir gün geçirirsiniz. Gitmiş. Sana mı yalvaracaktı? Canavar o. Koskoca canavar yalvarmaz, değil mi? Uyandın mı sen, niye bunu kemiriyorsun? Acıktın mı? Kahvaltını getireyim ben sana, dur. Gülcemal, acıktın mı sen? Acıktın mı? Gel bakayım buraya. Gel bakalım. Yemeğimizi yiyelim. Niye yemiyorsun? Neyin inadı bu? Yemin ederim nimete gram saygım yok. Hayır, gel bakayım. Yok artık. Yeme, aç kalırsın o zaman. Aferin Gülcemal. Sen keçiye benim adımı mı koydun? Gitmemiş. Biliyordum gitmeyeceğini. Sen niye hala buradasın? Ayıp ha senin yaptığın. Vallahi ayıp. Kirpiğin düşmüş. Uzun ya. Git artık. Bak sana 1000 defa söyledim. Yine söylüyorum. Deva Nakkaşoğlu Hanım. Biraz konuşabilir miyiz? Konuşamayız. Ben de sana 1000 kere söyledim. İstemiyorum. Şu anda da boşuna bekliyorsun. Bence daha fazla sabrımı zorlama. Yeter. Yeter artık. Ne yapıyorsun? Sen benim sabrımı zorlama. Gülcemal, indirir misin beni? Kaçırıyorum seni. Ne yapıyorsun ya? Nereye ne oluyor? İndirir misin? Deva! Geç. Geç. Deva! Deva! Gülcemal, açar mısın kapıyı? Açar mısın şu kapıyı lütfen? Ulan! Ulan! Yarın getireceğim kızını, merak etme. Şey, şaka mı ya bu? Yaptığın şeye bak ya! Delireceğim, delireceğim. Tamam babacığım, gel içeri gidelim, bir şey olacak bak. Bir şey olacak, gel. Sakin ol sen, tamam? Abi, sabah belediyeye git demiştin ya, şu Mert Çakır'ın nikah kayıtları için. Hallettim o işi. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne hakla benim kocamı araştırıyorsun? Abin emretti. Sen rahatsız olmuyorsun ama evde bir köstebek var. Mert mi oldu şimdi de o köstebek? Ondan sonra sıra kimde? Bana mı geliyor, kim? Bilmiyorum Gülendam. Abin öyle istedi. Ne yapacaksınız peki? Hı? Şeceresini mi çıkaracaksınız? Güzel ya, kayıp anasına kadar bulursunuz artık. Ya senin bu çok güvendiğin adamın seninle evlendiği gün düğünü vardı, düğünü. Ver bakayım kimle evleniyormuş. Güzel kızmış. Tanıyor musun? Tanımıyorum. Vefa, artık bir son verin bu saçmalıklara lütfen. Mert'e güvenmeyi öğrenin artık. Bizim için neler yapıyor, farkında mısın? Ya ne yapıyor ya Allah aşkına? Deva'nın yerini bile buldu abim için. Allah Allah, abim biliyordu zaten o adresi. Bak, arkadan iş çeviren, yalan söyleyen birileri varsa eğer burada, o biziz. Beni hala hamile zannediyor. Gülendam, siz bugün doktora gideceksiniz. Doktor hamile olmadığını söyleyecek, kapanacak o konu. Sen hala neyi kurcalıyorsun? Ben bugün Mert'e her şeyi anlatacağım. Başından beri yalan söyledim, her şeyi söyleyeceğim. Çünkü Mert bu kötülüğü hak etmiyor. Bunu da. Gerçekten çok güzelmiş. Afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın Arman Bey. Ya daha bizi biraz yalnız bırakır mısın? Tabii. Seninle bir şey konuşmak istiyorum Emrullah. Tabii Arman Bey, buyurun. Deva ile İpek. Bir aydır ortada yoklar. Ulaşamıyorum onlara. Böyle yapmazlardı hiç, artık endişelenmeye başladım. Yani endişe etmenize gerek yok. Durumları gayet iyidir diye düşünüyorum. Benim için onların nerede olduğunu bulabilir misin? Tabii. Ama önce annenize bir sorayım, eğer o da onaylarsa. Emrullah, anneme sormak isteseydim eğer, kendim sorardım zaten. Ben senden rica ediyorum. Annemin haberi olmasın. Peki Arman Bey. Sizin için adreslerini bulurum. Adamsın. Bu salondaki kadın kim? İstanbul'dan. Baka Vakfı'nın avukatı kendisi. Bu sosyal tesis projesinde annenize fon sağlayacaklar. Bu Gülcemal'in annemi batırmak için uğraştığı proje değil mi? Öyleydi. Ama görünen o ki Gülcemal'in birçok planı gibi sanırım bu da suya düştü. Hı. Vakıf avukatının bir kadın olduğunu duyunca vallahi çok etkilendim, kendimi ağırlayayım dedim. Ne kadar zarifsiniz. Asıl siz çok zarifsiniz. Böyle harika bir projeye katkıda bulunarak çok büyük bir hayra vesile oluyorsunuz. Bizim bu proje gibi fon sağladığımız 10'a yakın projemiz daha var. vakfın güvenilirliği ve sermaye gücü göz önüne alınınca destekçilerimiz çoğalıyor. Destekçi derken? Biz vakıf olarak sadece size 2 milyon dolar getirmiyoruz. Yeni yatırımcıların ve yerli firmaların da desteklerini almak bizim için mümkün. Mesela sizi çok zorlayan inşaat kalemleri. O konularda da size yatırımcılar getireceğiz. Galiba siz gökten inmiş bir meleksiniz. Ben sadece aracıyım. Ama vakıf başkanımız gerçekten kanatsız bir melek gibi. Onun için içinde kadınların ve çocukların olduğu her proje desteklenmeye değer. Sizin projenizi de inceleyince çok beğendi. Umarım kendisiyle tanışırız. Neden olmasın? Ben size şundan ikram edeyim. Şunlar özellikle çok güzeldir. Teşekkür ederim. Hadi gel. Niye geldik şimdi buraya? Bekle biraz. İyi peki. Ne konuşacaksan şimdi konuşabilirsin. Sen çok sabırsızsın biliyor musun? Tespitin için teşekkürler. Anladığım kadarıyla konuşmayacaksın. Ben gidiyorum. Hayır, gidemezsin. Cemal Bey, burası sizin eviniz değil. Karşınızdaki de eski Deva değil. İstediğim yere giderim. Kim durdurabilir beni? Ben? Bak burası da benim çiftliğim. Bana ait olan yerlerden benim iznim olmadan çıkamazsın. Bunu artık öğrenmen lazım. Bak gökyüzüne. Uçurtmalar hala havada. Görmeni istedim. Dünyanın en güzel yeri burası. Mis gibi baharın kokusu, sessizlik. Dünyanın en iyisi, en güzel hayvanları da var burada. Bir dur Deva. Derin bir nefes al. Baharın kokusunu çek. Farz et ki bir gün kafa dinlemeye geldin buraya. Farz et ki beni hiç tanımıyorsun. Ama seni tanıyorum. Tanımıyorsun. Eğer fırsat verirsen tanıyacaksın. Bir gün fırsat veremez misin beni tanımak için? Sen o hakkı kaybettin. Bak. Bana ok attın. O gölün kenarına gelirken hiç aklımda öyle bir şey yoktu. Üstüne tokat attın. Yetmedi evimi yaktın. Beni vurdun. Ama ben yalnızca seni tanımaya uğraştım. Sen beni tanımış olsaydın beni ajanlıkla suçlamazdın. Çektin gittin Deva. Üstelik sana tam güvendiğim anda. Ama ben bir telefonla çıkıp geldim bak. Sen iyiliğini başıma mı kakıyorsun? Hayır. Benim yaptıklarımı söylemek gibi bir huyum yok. Sadece kendimi doğru ifade etmeye çalışıyorum. Bak benim hatırım yoksa bile... O toprağın altından çıkıp güneşi gördüğün ilk an var ya. Onun hatırı için bir gün geçiremez misin benimle? Bu kadar zor mu? Hı? Bir gün. Ama hemen şimdi babamı arıyoruz. Beni merak etmemesini söylüyoruz. Anlaştık. Görüşmek üzere. Çok memnun oldum Zafer Hanım. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Efendim, köydeki adamımız aradı. Gülcemal Deva'yı kaçırmış. Ay yemin ediyorum astroloji haritama baktıracağım. Herhalde benden bir gezegen falan eksildi. Bu kadar her şey yolunda gidemez çünkü. Gel gel. Emrullah, diyorum ki bu ihalede Arman da bizimle çalışsın. Ha? Çok iyi olur. Hem zaten Arman iyi bir eğitim aldı. Yani? Bir de zaten iş teslim edebilecek kadar zeki. Hani bununla başlar, ileride her şey devralacak ya. Hazırlıklı olmuş olur. Yani. Ne dersin söylesene, bana kahve yapsın. Tabii. Ay. Bakalım. Çok su içmen lazımmış senin. Şunu versene bana. Mert. Benim sana söylemem gereken bir şey var. Gülendam, söyle. Sen bugüne kadar bana hep dürüst oldun. Hiç yalan söylemedin bana. Ne oluyor ya? Söylesene. Ben... Gülendam Hanım, sizin sıranız. Doktor Hanım bekliyor. Buyurun lütfen. Sonra hadi sonra hadi gel. Gel, şunu alayım mı? Gel. Güzel. O bir şampiyon. 8 şampiyonluğu var. Bu çiftlikteki en özel atlardan biri. Bir yaşından beri de benden. Senin atın yani. Hı hı. Bu çiftlikteki diğerleri gibi. Bilmek ister misin? Bilmem yani. Hiç bilmedim şimdi. Bilmiyorum, korkarım ben. Yok, hiç korkacak bir şey yok. Ben yardım ederim sana. Hadi gel. Gel böyle. Nasıl bineceğim? Benim elime basacaksın. Buradan tutup kavrayacaksın. Kendini üstüne atacaksın. Tamam? Hadi. Evet. İşte bu kadar. Bas. Topuklar aşağıda. Hı. Yuvarı tut. Ne çok sıkı tutacaksın, ne boşta bırakacaksın. Böyle. Ver Muzaffer. Atla bütünleş. Sanki onun parçasıymışsın gibi. Gel kızım. Atı hisset. Adımlarını hisset. Onunla bir bütün ol. Çok güzel. İşte bu kadar. Aa, bu çok güzel. Gördün mü? Çok kolaymış. Sen de hızlanıyor musun biraz? Korktun mu? Korkmuyorum. Bence gayet iyisin. Nasılmış? Çok, çok güzel. Bu başka bir şeymiş. Çok güzel. Ya, biz tam bilemiyoruz da şimdi. Böyle bebek görmeyeceğiz değil mi? Böyle kese, bu mu o kese? Babamız biraz heyecanlı galiba. Heyecanlıyım tabii de geçen sefer de göremeyince ben iyice bu sefer heves ettim. Doktor Hanım, lütfen müsaade eder misiniz? Ben Mert'e gerçeği söyle... Şu anda keseyi görüyorum. Nerede? Müsaade eder misiniz lütfen? Ben gerçeği... Gülendam Hanım, şu anda keseyi görüyorum. İsterseniz siz de bakabilirsiniz. Mert Bey, siz de bakabilirsiniz. Bakın tam burada. Şişt. Ya çok küçük be. Bu aletten şeyi, kalbinin attığını da şey yapacağız mı? Duyacak mıyız? Duyabiliyor muyuz? Onun için biraz daha vakit var. Mert Bey, ben sizi biraz dışarı alsam, Gülendam'ı muayene etmek istiyorum. Çok affedersiniz, pardon. Neden böyle söylediniz? Bebeğin olmadığını söyleyecektiniz. Evet, öyle söyleyecektim ama var. Nasıl yani? Düşüklerden sonra tekrar hamile kalma durumu olabilir. Siz de tekrar hamile kalmışsınız. Tebrik ederim. 6 haftalık hamilesiniz. Nasıl doğru? Anlamadım. Gerçek mi bu? Gerçek. Üstelik çok da sağlıklı. mucize bu. Gerçek mi bu? Gerçek. Gel, tamam. Kötü bir şey mi oldu? Yok, hayır. Bebek gayet iyi. Ne alıyorsun? Mutluluktan. Gidelim mi? Gidelim. Bir şey diyecektin ya. Sana ilk kez seni ne kadar çok sevdiğimi söyleyecektim. Ben de seni. Abi, Vefa. Sana bunu getirdiler telefoncudan. Açabilmişler mi? Yani açtık dediler ama bazı şeyler geri gelmemiş. Kurtarabildiklerini kurtarmışlar. Tamam Sarı, sen kapıyı dön. Tamam. Bu ne bomboş? Niye kurtarmışlar ki bunlar? Tipini sevdiğim. Deva bu. Bir gün kendime kesin bir at alacağım. Öyle mi? Evet. Biz biraz daha hızlansak mı acaba? Ya da siz bana mı bıraksanız? Beyim. Olmaz. Çok acemisin. Bugünlük bu kadar yeter. Tamam Muzaffer. Tamam. Ayaklarını çıkar üzengiden. Diğerini de çıkar. Bacağını bu tarafa doğru atıp kaykılacaksın. Hadi. Evet. İşte bu kadar. Gayet binebiliyorum. İlk binen birine göre gayet iyisin. Ama bugün yattığın yeri seveceksin söyleyeyim. Erdem, Deva Hanım odasını göster. Ne odası? Yemek yiyeceğiz bir saat sonra. Sana oda hazırlattım. İhtiyacın olan her şey orada. Yine başa döndük yani. Emir vermeler, odaları hazırlatmalar falan. Başka? Akşam yemeğinde görüşürüz. Buyurun, odanızı gösterin. Tabii lütfen, gösterin tabii.